İşte bazen beylerden hanımlara, ya hanım bak bu kadar oğlan, kız, gelin, damat, torun, torba var. Bunlara bizim takke, tespih, başörtüsü almamız lazım. Oho, sizin ibadet ikinci günde shoppinge döndü. Böyle olmaz. Yani bilerek gittiğiniz zaman biri incik boncuk dedi mi, ya diyeceksin boş ver incik boncuk. Kavşanı Belediyesi tarafından düzenlenen ve tarihçi yazar Talha Uğurlu'nun sunumuyla gerçekleştirilen Peygamber Efendimizin izinde Mekke Medine konferansını yaklaşık 4000 kişi izledi. Tavşanlı Belediyesi'nin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlediği konferansa yoğun ilgi vardı. Allah bağışlasın. Daha önce buyurun bakalım. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler bu tür etkinliklerin devam edeceğini söylerken, tarihçi yazar Talha Uğurlal ise Tavşanlı'da olmaktan memnun olduğunu söyledi. Geceyi değerlendirir misiniz? Nasıl geçti iki gün? Hocamızın Tavşanlı'da olmasından bizler mutluluk duyduk. İki önemli beldeyi, dün akşam Mekke'yi, bu akşam da Medine'yi izleyicilerle buluşturması manevi atmosferin Tavşanlı'da çoğalmasına neden oldu. Kendisini televizyon programlarından takip ediyoruz. Ortaya koymuş olduğu eser kitaplarından takip ediyoruz. Önemli bir misyonu var. O da şu. Cenab-ı Allah Tala Hocam'a bizim geçmişimizi, tarihimizi ve tarihle ilgili eserlerimizi günümüze o tatlı lisanıyla, belgeleriyle birlikte ısrarla anlatmam gibi görev verilmiş kendisine. Bu misyondur. Her insana da nasip olmaz. Bu anlamda üstlendiği vazifenin altında kalkma konusunda Cenab-ı Allah yardımcısı olsun. Önümüzdeki dönemlerde yine Tavşanlı'da gördüğünüz gibi izleyici kitlesi bayağı meşhur. Çok hocamı tekrar buluşturmak niyetiyle ben tekrar kendisine hoş geldiniz diyorum. Yayın hayatında, meslek hayatında ve kendisine görev edindiği o değerleri ortaya çıkarma, anlatma konusundaki görev hayatında başarılar diliyorum. Evet Talha Bey, siz neler söyleyeceksiniz? İki gün nasıl geçti? Bizce çok yoğun gördük ama sizin değerlendirmeniz daha önemli. Başkanıma teşekkür ederim, sağ olsunlar. Açıkçası dün akşam Mekke, bugün akşam Medine'yi ortalama 2 saat kadar sürelerle konuştuk. Bugün gündüz 3 tane okul ziyaretim vardı. Okulda da öğrencilerle bir araya geldik. Ben şahsen çok etkilendim. Neden? Yani siz 2 saat bir sahne ortamında konuşuyorsunuz ve 3 ayrı salonda toplam 900 kişi izliyor. Orta salondaki 600 kişiden bir tek telefon sesi duymadan, ne bileyim bir çocuk bebek ağlaması olmadan, muhteşem bir konsantrasyonla, büyük bir ciddiyetle herkes programı takip ediyor. Bu bizim eskiden pek görmediğimiz, alışık olmadığımız manzaralardı. Bu sanıyorum bizim insanlarımızın mukaddes beldeleri olan bağlılığın düşkünlüğünü gösteriyor. Bir de yani Tavşanlı buram buram Anadolu kokan memleketler. Bundan dolayı da yani Anadolu'da yapılan programların ayrı bir tadı tuzu var. Bize ait yitirilmiş tarihi ne kadar araştırıp insanlarımıza sunarsak daha yok mu diyorlar. Bu konuda başkanımızın güzel temennileri, duaları bizim için baş tacı. İnşallah bizler sonuna kadar bu konuda koşturmaya devam edeceğiz. Konferanslarınızda da bahsettiniz, Göveç'ten bahsettiniz, Leblebi'den bahsettiniz, Kaplıcalar'dan bahsettiniz. Tavşanlı'yı ne kadar biliyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim, başkanım siz dün yoktunuz, ben siz yokken bir şey söyledim. Şimdi ben kendim Manisa Demirciliyim. Evet. Yalnız bizim Manisa'da hiçbir alakamız yok. Çünkü biliyorsunuz Simav'a 20 dakika uzaklıktayız. Yani bizim şivemiz, Göveç düşkünlüğümüz, erkek eti yememiz. Evet. Manisalılar erkek eti yemezler. Keçi eti yenmez. Biz keçi eti yemeyince karnımız doymaz. Evet. Onun için Demirci'nin çok Manisa'yla bir alakası yok. Biz buralara da alakalıyız. Bir de ben bu toprakları Evliya Çelebi'den dolayı çok seviyorum. Evet. Şimdi Evliya Çelebi buralı. Benim misyonum o, bizim pirimiz. Onun için tabii onun, hatta dün şey söyledim ben gruba. Evliya Çelebi'nin haç kitabı var. Kütahya'dan yola çıktım diyor. Simav üzerinden Demirci'ye geldim. Oradan Kula'dan. Yani Göveç yiye hac yapmış. Hac yolculuğu yapmış Evliya Çelebi. Onun için bu coğrafyalara ayrı bir yakınlığım ve muhabbetim var.